Selamlar dostlar, bugün bir Benten videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yeni Benten serisi hakkında konuşacağız. Bu konu hakkında YouTube'da çok fazla boş video da gördüm ama merak etmeyin. Bizim yaptığımız videolar Cartoon Network'ün ve yapımcıların söyledikleriyle ilgilidir. O yüzden... Olur yeriz yeriz. Elbette herkes klasik Benten'in devam etmesini ister. Ama bunu yapabilecek tek kişi artık HBO Max'tir. Çünkü yetişkin tarzı içerikleri o kendi platformunda yayınlıyor. Mesela Young Justice HBO Max'e geçti, eskiden Cartoon Network'teydi. Şu anda yayın hayatına 4. sezonuyla HBO Max'te devam ediyor. Benten'in de HBO Max'e geçmesi tabii ki de umutlarımızı arttırıyor. Peki bu yeni Benten serisi ne zaman açıklanacak? %90 ihtimalle yıl başında açıklanacak. Bana gelen habere göre 16 Ocak'ta. Tabii 16 Ocak olmayabilir. Bir fragman ya da bir resim bekliyoruz. Peki internette hiçbir yerde böyle bir şey yokken bu olay nasıl ortaya çıktı? Cartoon Network ve Duncan Rulo, yani Benten'in yapımcısı, Twitter üzerinden soruları yanıtlar. Tabii komik bir şekilde bu sorular çoğunlukla Benten'le ilgilidir. Hangi birine cevap vereyim derken ikisi de yılbaşında açıklama yapılacak dediler. Zaten gördüğünüz resimde de bir Benten serisi yapım aşamasında. Ayrıca diğer yapımları da görebiliyorsunuz. Bir diğer kanıt da yine yılbaşında yayınlanacak tüm eski Cartoon Network şovları. Bunu zaten 1 milyon olan yabancı kanallar bile anons geçmişti. Bu çizgi filmlerin arasında Benten Klasik de var. Ayrıca PB'de de Omnitrix görüldü. Bu Omnitrix reboot bana ait. Yani Benten %100 geri dönecek. PB'de sadece Benten değil tüm Cartoon Network karakterleri de olacak. Bazıları eğer PB'de Benten varsa serisi gelmez diyor. Ancak ben de şöyle bir örnek vermek isterim. 2012 yılına gidelim. Benten Ultimate Alien ve Generator Rex yayınlanıyor. İkisi de ayrı ayrı. Bir yandan Ultimate Alien devam ederken bir yandan Generator Rex Benten ortak bölümü yayınlanıyor. Yani bir başka seride görülmesi yeniden seri yapılmasına engel değildir. Bu tamamen yapımcıların keyfine kalmış bir şeydir. Ayrıca Cartoon Network'ün başkanı değişti ve yerine Adult Swim'in başkanı geldi. Bilmeyenler için Adult Swim Cartoon Network'ün yetişkin kanalıdır. Yani güzel haberler alıyor olmamız belki onunla doğrudan ilgilidir. Bu yeni gelecek Benten serisi Duncan Rulo'nun söylediklerine göre reboot'tan daha ciddi olacak. Yani yeni gelen yapım Omniverse derecesinde ciddi olabilir. Kesin bildiğimiz şey bu Alien Force reboot olmayacak. Bunu Duncan reddetti. Ama klasik Benten'e de çok olumlu bakmadı. Yani bu bir paralel evren serisi olabilir veya klasik Benten'in 11 ile 15 yaşı arasındaki zamanı anlatabilir. Omniverse zaman zaman buna değinmişti. Eğer böyle olursa geri beslemeyi görürüz. Reboot'un devamı olursa eğer 11 veya 12 yaşından devam edecektir. Çünkü yapımcılar 11 yaşından 15'e atlamak bir hataydı demişlerdi. Bu seri 2022 yazında Cartoon Network'te olabilir. Çünkü tüm Benten serileri yazın veya ilkbaharda çıkmış, özellikle de Nisan ayında çıkmış. Mesela Alien Force 18 Nisan'da çıkmış. Daha önce de sorun çıkarmıştı. Öyleyse. Yabancı Cartoon Network'lerin yılbaşı için tüm eski çizgi dizileri yayınlama kararı alması ve bunun yıllardır bir ilk olması çok güzel bir haber. Bizim Cartoon Network'e gelir mi bilmiyoruz. Genellikle bu özel olayları 2 hafta öncesinden açıklarlar. Bir gelişme olursa sizi bilgilendireceğim. Bu arada yayınlanacak bölümler yılbaşı bölümleri olacak. Benten Klasik'te de böyle bir bölüm var. Evet, video bu kadardı. Söylenmesi gerekenleri söyledik. Bekleyiş sürüyor. Yeni haber çıkınca sizi bilgilendireceğim. Umarız video sizi heyecanlandırmıştır. Abone olarak heyecanlanmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.